Halk arasında kaygı bozukluğu olarak da bilinen anksiyete, son günlerde sıkça rastlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Kaygı, korku, panik gibi durumları kontrol altında tutamayan kişilerin sosyal yaşantıları da alt üst oluyor. Psikolog Eda İradeli, anksiyetenin tedavisi olan bir hastalık olduğunu söyledi. Anksiyetenin psikolojik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan psikolog İradeli, her insanın bu hastalığa yakalanabileceğini söyledi. İradeli, kişinin kaygı, korku, panik gibi durumlarını çok yüksek düzeyde hissetmesi ve bunu artık kontrol edemez hale gelmesi durumudur. Hepimiz aslında günlük hayatımızda kaygılar, korkular yaşıyoruz ama bizim için denetlenebilir bir durum oluyor. Bazı insanlar bunu denetleyemedikleri için kontrol altına alamıyor. Bu kişilerin tedavi olması gerekiyor dedi. Anksiyete bir nevi bir kaygı bozukluğudur aslında. Anksiyete dediğimiz şey kişinin kaygı, korku, panik gibi durumlarını çok yüksek düzeyde hissetmesi ve bunu artık kontrol edemez hale gelmesini diyoruz biz anksiyete diye. Hepimiz aslında günlük hayatımızda kaygılar, korkular yaşıyoruz ama hepimiz bu bizim için denetlenilebilir bir durum oluyor. Ama bazı insanlar bunu denetleyemedikleri için, kontrol altına alamadıkları için bir tedavi sürecinden geçmeleri gerekebiliyor tabii ki. Belirtileri nelerdir? Kişi çevresinde nasıl bir izlenim bırakır? Ya belirtileri genellikle şu huzursuzluk hali, gerginlik hali, kimi zaman bu öfke olarak da kendini gösterebiliyor. Şöyle düşünün, bu kişiler sürekli panik ve bir kaygı içerisinde oldukları için genellikle günlük hayatlarında kalp çarpıntıları çok fazla olur, baş ağrıları çok fazla olur, kendilerini çok yorgun ve bitkin hissederler, uyku problemleri çok yaşarlar, konsantrasyon problemleri çok yaşarlar kendi içlerinde, ağız kurulukları çok fazla olur. Bu da doğal olarak kişide halsiz olma, kas ağrısı, sürekli gerginlik gibi benzeri belirtilere sebep olabilir. Neden oluşur peki? Yani neden oluştu aslında anksiyetenin çok bilinmemekte. Birçok sebebi var. Travmatik geçmiş yaşantılar buna sebep olabilir. Çevresel faktörler buna sebep olabilir. Genetik altyapı buna sebep olabilir. Ya da sağlık sorunları anksiyetenin oluşmasına sebep olabilir. Hangi durumlarda tetiklenir? Hangi durumlarda tetiklenir? Travmatik geçmiş olayın tekrar yaşanabilme ihtimali durumunda anksiyete tetiklenir. Ya da madde bağımlılığı gibi durumlarda, kişinin maddeden yoksun kalması gibi durumlarda tetiklenebilir. İşte ailevi birinden, yakınından bir sıkıntı çıkması durumunda, kendinin bir sağlık durumu olması durumunda anksiyete tetiklenebilir. Hangi yaş grubunda görülüyor genelde? Ya belirli bir yaş grubu yok aslında. Yani çocukluk döneminde de başlıyor. Çocuklarda işte alt ıslatma gibi, tırnak yeme gibi, saç yolma gibi belirtileri olabiliyor. Yetişkinlik döneminde de, genç ergenlik döneminde de anksiyeteye rastlayabiliyoruz. Tedavileri neler? Tedavi sürecinden bahseder misiniz? Ya tedavileri şöyle, ilaçlı tedavi ya psikoterapi şeklinde tedaviler uygulanıyor. Ben genellikle psikoterapi tedavi stilini uyguluyorum. Psikoterapinin temel mantığı şudur. Bir nevi psikolojik danışmanlık, yani konuşma terapisi de diyebiliriz. Kaygı yaratan olumsuz düşüncelerin ortadan kalkmasını amaçlar aslında psikoterapi. Olumsuz düşünceler ortadan kalkınca davranışlarla beraber kişi bir iyilik hali edinebilir. Yani psikoterapi aslında anksiyete için keyifli bir süreçtir. Ve tedavisi zaten mümkün olan bir rahatsızlıktır anksiyete. Tedavi sonrası tekrarlama durumu olabiliyor mu? Tabii ki tekrar nüksedebiliyor hastalık. Yani dediğim gibi, yani asansör korkusu olan bir danışandan bahsedelim. Yani asansör korkusunu yendi. Uzun süre herhangi bir şey yaşamadı ama yıllar sonra asansörle ilgili çok kötü bir deneyim oldu. Eskiye tekrar dönebilir. Ama psikoterapinin temel mantığı şudur. Yani kişiye bu terapi sürecinde nasıl baş edeceğini de öğrettiğimiz için daha sonra tekrar benzeri bir atakla karşılaşırsa artık ne yapabileceğini, kendini nasıl sakinleştirebileceğini, nasıl düşünebileceğini de öğrenebilir duruma geliyor.